İstihbar ediyorum. Eyvallah, sağ ol. Onlarınız değiller, bu sefer yapmayacağız. En isabetlisizler seçilecek. İş başkanımız olan inşallah. Hayırlı uğurlu olsun. Her kim olacaksın. Sağ ol. Teşekkür ederim. Sağ olun. 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 Hayırlı işler. Hayırlı işler. Aydınlık bir dükkanımız var. Çok teşekkür ederim. Çok ben şu an eşimle birlikte. Esnafın durumu berbat. Onları hiç söylemek istemiyorum. Zaten devamlı dile getiriyorsunuz bunları. Çok sağ olun. İnşallah size. Eminim. Bir endişeniz olmasın. Sağ olun. Buyurun. Nasılsınız? Nasılsınız? Ben iyiyim. İyiyim, sağ olun. İnşallah hep beraber hepimiz iyi oluruz. Tamam. İnşallah sonra yaşadığınız sorunlar var. İnşallah. Tezahürat kumandaları satıyorsunuz değil mi? Evet. Ayarlamayı kim yapıyor? Onu siz gene yapıyorsunuz. Yapıyorsunuz. Evet. Nasıl işleriniz iyi mi? Ortam. İdare ediyoruz. İdare ediyoruz. Güzel. İnşallah daha da güzel olur. İnşallah. Daha çok basit olur. İnşallah da. Esnafa kazanması lazım. Hoş geldiniz. Necati abi arkada kaldı. Orada kalmış. Başkanım, siz nasılsınız? İyiyim, hamdolsun, sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Takım elbise değil mi? Evet. Gömlekler. Evet, evet, evet. Daha çok nereden alıyorsunuz malları? Başkanım şöyle, İstanbul. İstanbul. İzmir. Ankara. Evet, üç ayrı yerde. Üç ayrı yerde. Evet. Evet. Hayırlı işler diliyoruz efendim. Sağ olun başkanım. Ne mutlu sizi gördük. Sağ olun. Kırklarına geldiniz, dolaştınız, alim zatırlığını sordunuz. Eyvallah. Diğer partilerden bunu göremiyoruz. Eyvallah. İnşallah onlara da gelir. İnşallah gelsinler. Ama göremiyoruz hiç. Gelsinler, gelsinler, vatandaşı dinlesinler. Dinlemek tabii ki, zorundayız. Tabii yani. Ki, tabii ki. Çünkü yani evde oturup veya genel merkezde oturup sorunları öğrenmek pek kolay olmuyor. Sorunu yaşayanı dinlemek lazım. İnşallah ekonomi de düzelir ileri doğru inşallah. O düzelteceğiz, düzelteceğiz. Şu durumda bozuk. Öyle, öyle. Onu söyleyeyim. Öyle. Ne mutlu milletvekilimiz her zaman geldiğinde bu çarşıda bizim halimizi, hatırımızı soruyor. Sağ olun, sağ olun. Onların görevi. Sizi de gördük, gelecekler. Çok sevindik yalnız. Sağ olun efendim. Teşekkür ederim. Gömlekleri nereden alıyorsunuz? Gömlekleri Mahmut Paşa'dan. Mahmut Paşa tarafından, evet. Güzel, yani İstanbul'dan yani. Aynen, İstanbul'dan. İstanbul'dan, evet. Mertler piyasasından. Evet, evet. Tekstil bizde fena değil, iyi. Bayağı iyi yalnız işte. Fiyatlar marka olarak arttı. Da iyi. Yani fiyatlar nasıl? Şimdi. Çok arttı. Fiyatlar çok arttı. Evet. Evet, evet. Yani aldığımız malı şimdi kendimiz, yani sattığımız fiyata kendimiz alıyoruz şimdi şu an. Evet, evet. 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 Biliyorum o maalesef yani her evet. Alanda öyle bir tablo var. Hı-hı. İnşallah aşılır. İnşallah. Moralinizi bozmayın. Yok. Teşekkürler. Tamam, çok sağ olun. Ağzınıza sağ olun. Hayırlı işler diliyorum efendim. Güzel yazlıklar, yazlıklar satılıyor. Yavaş yavaş bitiriyoruz. Sezon değişiyor. Sonbahara. Sonbahar kış sezon için. Çok memnun olduk, sizi gördük burada. İnşallah. Sağ olun. Sağ olun. Başımızda görürüz her zaman. Ona millet karar verecek. İnşallah. Bizim ittifakımız var inşallah. İnşallah. Beraber beraber. İnşallah. 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 Yani. İnşallah. Temennimiz, beklentimiz öyle, öyle. Artık çünkü istiyoruz yani. Halk olarak da istiyoruz hep artık. Hep beraber evet. Huzur içinde yaşamak İnşallah. İstiyoruz. Evet. Evet. İnşallah. Evet. Toplum çok gerildim. Adeta birbiriyle kavga eden noktaya taşındı, kutuplaştı. Bundan Türkiye'nin kurtulması lazım. Evet. Yani insanlar farklı düşünebilirler ama kavga etmelerinin bir mantığı yok yani. Evet. İki, Türkiye bir sürü sorunla karşılaştı. Bunları da aşmamız lazım. Evet. Aşarız, moralimizi bozmayalım. Yok, bozmuyoruz. Türkiye büyük ve güçlü bir ülke. Evet. Evet. Hepsini aşacağız inşallah. 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 Biz ve tabii sizin yaşamanız lazım. Evet. Çünkü esnaf orta direkt. Pandemide bu biraz bayağı zorlandık. Çok, çok. Bayramda kapandık. Tabii. 17 gün o çok kötü geldi. Ya, öyle, yani, öyle. İnşallah bundan i̇nşallah. Sonra kredilerin faizlerini sıfırlayacağız. İnşallah başkanım. Onu hep duyuyoruz. Çok evet, teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Sıfırlayacağız. Sağ olun. Başkanım. Çok teşekkür ederim. Günler buranın mı yoksa dışarıdan mı? Bizim kendi ürünümüz. İmalat efendim. Kendi imalat. Evet, evet. Çok güzel. Çok güzel. En çok talep hangisine geliyor? Karışık peynirden. Karışık beyaz peynir. Evet. Güzel. İyi efendim, bir marka yarattınız o zaman. Eksik olmayın. Evet. Güzel. Evet. Güzel. Efendim, efendim hayırlı işler diliyorum. Teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Sağ olun. Hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba. Beraber çalıştırıyorsunuz. Evet. Müşterek. Düzenledim. Ben misafirim. Ben Kocaeli'nde yaşıyorum. Kocaeli'nden geldim. Buralıyım. Siz de hoş geldiniz ilimize. Kocaeli güzel bir yer. Ben
86'dan beri oradayım ben. Öyle mi? Evet. Ha, güzel. Ben de Kocaeli. Emekliyim, oraya yerleştim. Evet. Kocaeli'de evlendim. Biliyorum, düğürümü biliyorum. Çene suyunu biliyorum. Biraderinizi biliyorum. Evet, evet, evet. Evet. Yıllardır orada yaşıyorum. Öyle, evet. 76 yılından beri Kocaeli'deyim ben. Nereden alıyorsunuz ürünleri daha çok? İstanbul. İstanbul'da. Evet. Nasıl fiyatlar? Geçen sene göre neredeyse %70 artış var şu anda. Hele yani dün İstanbul'da felaket bir yüksek, evet. Daha da artış var. Yani evet. Geçen seneyle bu sene çok farklı. Yani %10, %20'ye zaten alışmıştık da. Evet, evet. Ama bu senekiler %60'ın üzerinde. Fiyat farklı var. Neyse. Kolaylık versin. Yalnız başkanım, mülk sahibi kuzenlerim olmasaydı biraz ayakta kalmaları zordu bu içeride. Onu da söylemek istedim. Herhalde kira ödemedik. Evet. Yani yoksa... Ben iki aydır buradayım. Tam evet. İki aydır. Evet. Gördüm bir şu okulluk sezonunda şimdi biraz bir hareket evet, oldu. Bir hareket oldu. Forma pozisyondan. Tabii. Yoksa biraz işler kesat evet. Yani. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olun. İyiyim, iyiyim. Ne kadar? Evet. Bunlar Gaziantep'ten mi? Yok, İstanbul'dan. İstanbul'dan. Başkanım. Evet, İstanbul'da. Yerli malı, Türk üretimi. Biliyorum Gaziantep'te bunları üreten evet. Fabrikayı da gezmiştim ben. Evet, Antep'te, merkez evet. Antep'te aslında. Evet, onlar ama yerli. Büyük ölçüde ihracat yapıyorlar. Evet, başkanım. Evet, evet. Nasılsınız, iyi teşekkür misiniz? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? İyi i̇yiyim, misiniz? Hamdolsun, sağ olun. Biz işler... gördüğünüz gibi ekonomiyle milli mücadele veriyoruz yani. Evet, bizim. Evet. Düşmanımıza dönüştü ekonomi durum. Evet, evet. Yani 100 yıl önce verdiğimiz mücadeleyi bugün ekonomiyle vermek utandırıyor artık bizi vatandaş olarak. Sizden beklentimiz yüksek. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'ne güvenimiz artık, yani daha doğrusu tek kapımız oldu. Lütfen artık yani İnşallah bunun önüne geçin. İnşallah halledeceğiz. Yani böyle çayla falan dağıtmıyorsanız bize birer tane dürbün getirin. Hükümet yetkililerini yakından göremiyoruz artık yani. Bir derdimiz oluyor mesela, yani işin aslı yapması gereken insanlara telefonla ulaşamıyoruz ama Cumhuriyet Halk Partisi vekilimizi gecenin 1:30'unda geçenlerde aradım, 1:30'unda telefonumuzu açtı ve işimizi çözdü. Tamam. Sayın Vecdi Gündoğdu. Tamam. O yüzden ben CHP'li değilim. Evet, CHP'li değilim ama canı gönülden geçen seçim ve bundan sonraki seçimde de söz verdim eşime de, ailemle de. Komple Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vereceğiz. Ederiz. Bizim de görevimiz sizin sorunlarınızı Biz çözmek. İkincisi genel başkanım, sizin yaşınızın farkında olmadan mı yapıyorlar bunu? Yani bu saldırılar, bunlar nasıl olacak başkanım? Biz utanıyoruz ya. Biz düşmana saldıran bir neslin torunları olarak nasıl birbirimize saldırırız? Yani biz 100 yıl önce İngiliz'e, Fransız'a saldırdık. Evet, evet. Bugün sizin yani yaşınıza bari hürmetler olsun. Biz Neyse, çok utanıyoruz. Onu halledeceğim ben. Onlar bizim içimizi acıtıyor evet, Sayın Genel evet, Başkanım. Sağ olun, sağ olun. Çok efendim, sağ olun, ayağınıza sağ olun. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Peki, var olun. Zor işimiz biraz yani bu pandemide evet. Çok yara aldık. Öyle. Bir yıl aşkındır Bağkur'umu ödeyemiyorum. Evet. Yani bu açıldıktan sonra toparlamaya çalışıyoruz başkanım. Ama çok zor işimiz yani. Az önce toplantıda söyledi Bağkur primleri çok yüksek ödeyemiyorum. Evet, evet. Çok yüksek, bir de kapandık. Paket servise dönmüyor başkanım, olmuyor yani. Evet, evet. Olmuyor, bir yıldır ödeyemiyorum Bağkur'umu. Evet. Mağduruz yani. Evet. Çok mağdur olduk bu evet. Gıda sektörü olarak bu gıda sektörü pandemide. De. Evet başkanım. Efendim hoşça kalın. Nasılsınız, işleriniz nasıl? Allah bereket versin. Evet. Okul evet. Sezonu diye biraz hareket biraz var. Biraz hareketlendi var. Evet. Okul sezonunda doğru. Evet. Doğru. Biraz hareketlendi. Sizler iyisiniz. İyiyim hamdolsun. Merhaba başkanım. Geldik bir toplantı yaptık. Evet, televizyonda izledik sizi. Evet, evet. Canlı yayında. Evet, evet. Sağ olun efendim. Size saygılar olun. Sunuyorum. Bizden de bol olsun. Kazançlar diliyoruz. Amin cümlemize amin. Sağ olun İnşallah. Efendim. Bir dakika önce bir sorayım. İstanbul'da mı yaşıyorsun? Evet. Bayrampaşa'dayım. Buraya ne için geldin? Burayı gezmeye geldim. Tesadüfe bak. Gezmeye geldin. Evet. Ne kadar güzel. Ne kadar güzel. Memleketimi dolaşmaya geldim. Güzel. Kaç çocuk var? Üç çocuk maşallah. Evet. Torun var mı? Var. 6 tane. Allah bağışlasın. Amin Allah cümlemize. Bağışlasın. Ay Allah razı olsun. Hadi hoşçakalın. Hayırlı yolculuklar. Sağ olun. Çok sağ olun. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Allah Cumhuriyet'ten, adaletten, demokrasiden, laiklikten yana oylarımızı kullanıyoruz. Evet güzel. Bu böyle. Bundan sonra böyle devam edecek. Sadece sorun şu. Üniversitelerle ilgili bir oğluma Edirne'de 1500 lira ev tuttuk. Artı 5 lirada haftalık masrafı olsa 2400-3500. Asgari ücreti de bir üniversite öğrencisini geçiyor yani masrafları. Yani bunu öyle biliyorum. Bu konuyu da biliyorum, vurgulayın. Biliyorum, maalesef, çok çok teşekkür yani ederim. Böyle. Tanıştığımıza evet. Memnun oldum. Bu yıl mı kazandı üniversite? Yok, bu yıl 3. senesi. Üçüncü yani senesi. Bir üniversite çocuğunun maliyeti öyle, işte öyle, nereye öyle, geldiğini maalesef, bunu maalesef, vurgulayın. Maalesef.
Dersleri evet. Nasıl? Gayet güzel. Güzel. Selamlarımı söyleyeyim. Sağ olun, bağışları. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sporda ilgileniyorsun herhalde. İlgileniyorum başkanım. Maşallahım var. Hoş gelmişsin. Hangi spor dalı, hangisi? Daha önce dövüşüyordum başkanım. Sonra esnaflığa girdikten sonra vaktimiz de olmadı. Dövüşüyor deyince biz biraz mesafeli mi duralım? Estağfurullah başkanım. Nasılsınız başkanım? Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Hoş geldiniz. Çay bir şey ikram edelim başkanım. Yok sağ olun. Kalabalığız zaten. Ayrılacağız. Herkesi söyleyebiliriz başkanım. Hoş geldin. Şehrimize gelmişsiniz. Ondan en ufak endişem yok zaten. Çok güzel. Çok iyi gördüm sizi başkanım. Çok teşekkür ederim. Televizyonlarda gördüğünüz gibi değilmişsiniz. İyi bir kahve ısmarlayayım o zaman. Her zaman başkanım. Görüşürüz. Sağ olun. Sağı, solu, ortayı. Yani şu anda toparlayacağız inşallah. Gerçekten başkanlık aday koysanız şu anda birinci olursunuz. Ben bunu net söylüyorum size. Sağ olun. Gerçekten. Sağ olun. Başka hiçbir şey düşünmeyin. Bütün konsantrasyonunuzu Cumhurbaşkanlığına verin. Sağ olun. Başka bir şey istemiyoruz sizden. Sağ olun. Çünkü artık kurtulmak istiyoruz. Evet. Bütün samimiyetimizle. Evet. Enflasyon berbat. Geçim derdi sıkıntı. Evet. İşsizim ben. Evet. Yani iş arıyorum, bulamıyorum. Hı-hı. Yani yurt dışında çalıştım, tecrübeliyim. Bayağı başarılıyız ama iş yok. Nerede ben çalıştınız yurt dışı? Afganistan'da çalıştım başkanım. Hı-hı. Ama Taliban geldi, sonuçta buraya bu geldik. Tarafa geldiniz. Aynen. Evet, İşimiz evet. yok. Eşim rahatsız, kanser hastası. Öyle mi? Ama hiçbir şekilde ben evet. iş bulamıyorum yani. Evet, geçmiş olsun efendim. Başkanımla görüştüm, o evet, yardımcı evet. olacak sağ olsun. Kaç yani, yıl Afganistan'da çalıştınız? 3 yıl başkanım, 3 yıl çalıştım. Hangi sektörde? İnşaat, havaalanı, NATO projesinde NATO çalışıyorduk. Projesi. Aynen evet, başkanım. Evet, büyük zorluklar evet. yaşadık ama doğru, sadece doğru. mücadelemiz ne için? Evimiz, çocuğumuz için. Üniversiteyi kazandı oğlum, Kırklar Üniversitesi İngilizce mütercim tercümanlıkta okuyor. Hmm, güzel, aynen başkanım. Güzel, güzel. Onun için mücadelemiz. Tamam, selam ama, söyleyin. Söylerim başkanım ama sizi istiyoruz gerçekten. Tamam, bütün kalbimiz. Ben engelli oğlum var. İşitme engellileri sorunlarını iletemiyoruz. İşitme engelliler sınavlara giriyor. EKPS'ye giriyor normal sınavlarla. Bu çocuklarımız hak etmeyi, engelliler sandalye için, bacağı deyince evet. bacak olduğunu anlamıyorlar. Sandalye bacağını bilmiyorlar. Evet. Ehliyet sınavına giriyor. Kelimeleri, cümlelerin anlamlarını bilmiyor. Okulları evet. yok, eğitimleri evet. yok. Evet. Bunu evet. birçok kişiye dile getirdiğimiz halde Kırklareli'mizden de uzak olduğumuz için Ankara'ya. Evet, evet. Allah razı olsun bunları iletebilirsiniz. Engellilerin EKPS'ye girmeden sınava atanmasını. İşitme engelli. Onlar için özel sınav yapılması lazım. Yapılmıyor eğer efendim. Yapılacaksa. Yapılmıyor efendim. Şu anda binlerce engelli kadrosu boş, onun da doldurulması lazım. Doldurulmuş. 4 yıldır sağ olsunlar evet. yani ABC partileri evet, olarak evet, değil de evet. birilerinin rızasıyla içeri alabildik. Evet, o sahnede evet. taşeronda evet. çalışıyor 4 evet. yıldır. Evet. Baba diye niye bize kadro gelmiyor? Kadro gelmesi kadro da boş. Lazım. Boş kadro ama var. Ama gelmiyor, atanmıyorlar evet, efendim. Evet. Biz neyse, bunları rica ediyoruz sizlerden. Tamam. İnşallah telafi edin.